kulaklık takabilir miyiz lütfen Gülümser Hanım'a? Senden iyi bakarım dedi. Hı-hı. Benim çocuğum olmuyor dedi. Ben de ona güvendim. Yani sen Aynur'a bu çocuğu, bu kızı al götür yok et demedin mi? Hayır, hayır, kesinlikle. Öyle kesinlikle söylüyor. Asla, asla öyle bir kelime kullanılmadı. Çocuğum olmuyor zaten deyince ben kendisine verdim. Hı. Kendisi benim çocuğum olmuyor dedi, ben bakarım dedi. Benim bakacak durumum zaten yoktu. Bilmiyorum, böyleydi. Bayağı unuttum bazı şeyleri de. Peki babasıyla niye yolları ayırmak istediniz? Babasıyla anlaşamadık. O mu kovdu seni evden? Hem o kovdu gibi diyelim, hem de ne bileyim ben, hani başka bir ayakları da vardı. Hmm. Ondan dedim çekeyim gidelim dedim. Ayrılık dedik, ayrıldık. Peki zaten babası... sonunda vefat etti kendisi. Allah rahmet eylesin. Evet. Babası ha. Özlem'e hamile kaldığını biliyor muydu? Biliyordu. Bir çocuğu olduğunu daha biliyor muydu? Biliyordu, biliyordu. Peki sen bir ay boyunca orada kaldığında Aynur hep hamile rolü mü yaptı? Vallahi onu bilmiyorum. Hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum şey kuzum. Vallahi hatırlamıyorum ben. Fazla da konuşmak istemiyorum zaten. Başka konularla konuşmak istemiyorum. Ben kızımla konuşurum o da gerekirse. Tabii onları konuşursun ama benim merak ettiklerim var. Şekerim yükseliyor. Bir şekerim mi düştü? Yükseliyor. Yükseliyor mu? Hmm. Tamam, bir su verelim annene lütfen. Yok kızım. Hastalıklarım var, geçmiş var. Peki çocuk doğar doğmaz mı verdin? Bir hafta mıydı, bir aylık mıydı, öyle bir şeydi herhalde ya. Hastanede? Hastaneden. Onu sen sor istersen. Hayır, hayır, kesinlikle eve getirdiydi. Aynur dün bağlandı ama. Ay hastanede, eve geldiniz mi? Evde sen bir süre kaldın orada çocukla tabii, beraber. Tabii, kendi evine getirdik. Bir gün mü, iki gün mü kaldım, iş bakmaya gideceğim dedim. Evet. Ondan sonra bunu banyo yaptırıyordu, yaptırdık hatta beraber. Yıkadık. Peki, emzirdin mi? Çıkalım. Emzirdin mi? Özlem'i emzirdin mi? Emzirmedim. Neden? Sen doğar kurudu doğmaz yediğince. Doğar doğmaz çocuğa Aynur mu baktı? Evet, evet ona bırakmıştım ben. Ama Aynur dün dedi ki benim sabah çocuğum olmuyor dedi, ben bakarım dedi. Aynur dün dedi ki sabah saatleriydi hastanede. Saat 4-5 civarı sabaha doğruydu. Yok. Ben kalktığımda yoktu dedi. Hayır, 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 yalan, yalan. Yalan, öyle bir şey olmadı. Şunu merak ediyor, diğer iki kızını beraber götürdün de. Efendim? Diğer iki kızını beraber götürdün de, hadi o sırada zor durumdaydın, beni götürmedin diyor. Sonra sen Özlem'i aradın mı hiç? Aramadım. Neden? Terk ettim gittim. Yani 3 kere bir geldim Malatya'ya. Olmaz. Oturdukları yeri falan dolandım, baktım. Hatta orada komşusun biri dedi ki onlar taşındı gitti. Peki ben yani programa çıkayım, kızımı bir arayayım, onu bir bulayım. Yok, yok gülüm. Kimle gelelim, kimle gidelim? Kim yol gösterecek? Ben akşam yediğimi unutuyorum sabah. Ama 24 yıl ya Gülümser Hanım. 24 yıl. Evet. İnsan biraz bir kez arar ya. Bir de şey soracağım. Neden hani sen doğum yapmışsın ama senin adına neden giriş yapılmamış? Aynur'un adına neden giriş yapıldı? Hani bunlar planladığınız şeyler mi? Hayır, 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 kesinlikle. Nasıl oluyor o zaman? Doğum yaptıydım işte, ben kendisine eve geldiğimde konuştuk, daha önce de konuşmuştuk. O dedi ben bakarım dedi. Senden iyi bakarım Gülümser dedi. Sen bu iki çocuk zaten perişan dedi. Zaten durumu yoktu, gerçekten yoktu. Bir şey soracağım Özlem. Sen ben çok perişan büyüttüm. Ömrümle büyüttüm, nasıl büyüttüm bilmiyorum. 24 yıl boyunca anneni hayal etmişsindir. Değil mi? Annem acaba bana mı benziyor? İlla ki. İlla ki. Özlem de hayal etmiştir. Anneni umduğun gibi buldun mu? Yine de bir DNA yapmak isterim ama abla. Aa, DNA mı istiyorsun? İsterim. Hı. Yapılsın kızım. Çünkü yapılsın. Çok şeyler duydum, bambaşka şeyler duydum. Hayır. Ya ben bu kadar şeylerin altında... Kime benziyor? Kime benziyor? Sen doğurduğun çocuğu tanırsın. Ablası, senin kızın mı? Ablasına benziyor. Ablasına benziyor. Hı. Ablasına benziyor. Peki Gülümser Hanım buraya gelip yani çok emin o benim çocuğum diyor. Tabii ki, tabii ki. Yaptırsın, benim andım açık. Andım açık. Ne zaman diyorsa hemen yaptırırız. Niye inanmıyorsun? Gülümser Hanım senin annen olmayabilir mi Özlem? Bilmiyorum. Yaptırırım. Hı? Yani ben.
Ne zaman istiyorsa yaptırsın. Ya sadece şunu merak ediyorum. Kim ne derse desin. Herkes bir laf söyler. Sevgili izleyiciler, biz çok benzetiyoruz. Zaten öyle olmasa Gülümser Hanım buraya davet etmezdik. Siz yani biz %100 eminiz annen olduğunu ama siz ne düşünüyorsunuz sevgili izleyiciler? Benziyor değil mi? Bir elini aşağı indirsene Gülümser Hanım. Ya beni de ekrandan al. Anne kızı bir görsene. Evet. Hacer. Çok benziyorsunuz ya. Vallahi yaptırsın öyle mi? Ha? Benim anlamı açık. Fazla da konuşmak istemiyorum zaten. Kendisine de konuşacağım zaten bazı şeyleri. Onunla konuş da benim de merak ettiklerim var. 24 yıl sonra. Ben de onu soracağım. Ya neden abla 24 yıl geçmiş? Fırsatım olsaydı, elimde olsaydı zaten bulurdum. Geldim baktım 3 kere yok. Daha ben bir ne diyorum ben size? Babası da mı aramadı? Akşam benim yürüdüğüm yolu sabah onu diyorum. Peki hamile kaldım, çocuğu doğurdum, birine verdim özleme ya da çocuğu birine verdim. Niye, kocana niye söylemedin çocuğun babasına? Çocuğun babası öldüydü, nasıl ne diyeyim? Doğduğunda mı öldü? Doğduktan sonra 2 sene sonra öldü. Ha hemen öldü. Tabii, tabii. Tabii. Beni biliyor muydu? Bilmiyordu kızım. Şimdi kardeşin de senin burada. Bir de abla olduğunu biliyordu, burada, sen kız olduğunu bilmiyordu. Burada getirdiğin çocuğun... Oğlum var. Oğlun mu var burada? Oğlum. Hı. Kaç yaşında? 23 yaşında. Özlem de 24 yaşında. Peki ismini kim koydu? Özlem Merve. Sen mi koydun adını? Ben koydum. Merve. Özlem değil, Merve. Ha, Merve'yi sen mi koydun? Evet. Merve'yi annen koymuş. Ben koydum. İkisini de yazmışlar. Merve. Kardeşini görmek ister misin? Adı ne oğlunun? Yılmaz ama çıkmak istemiyor. Yok yok, ben sadece onları bir şey yapacağım. Ekranı çıkmayacak. Özlem görecek. Hadi gel, ben seni kardeşine götüreyim. O da bekliyorum dedi ama götürebilirsin. Tamam, bir göstereceğim ya. Ha, götürebilirsin. Nereye getireyim Özlem'i ben? Ha? Oraya geçersen bak şuradan geç. Arkadaşlar yol gösteriyorlar. Ay ne yakışıklı bir kardeş. Sen niye çıkmıyorsun ekrana Yılmaz? Hoş geldin. Çok iyi ya. Ay, evet. Gel gel. Ne kadar güzelsin. Sen hoş geldin. Gel ya. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Sağ ol. Ben de iyiyim. Diyorsun ki ne güzelsin değil mi? Çok güzel. Sen çok de çok güzel. Yakışıklısın. Geç bakalım. Ablasını... Gülüm, gel öpeyim. Ha, hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk, merhabalar. Ne demişsin? Ay sen peki ne zaman haberdar oldun Özlem'den? Benim de benim. Haberimiz uzun. Vardı. Uzun benlerinde. Ulaşmaya çalıştık. Sosyal medyadan ben de ulaşmaya çalıştım. Ha, sen ulaşmaya çalıştın mı? Tabii sosyal medyadan baktım. Facebook, Instagram, TikTok hepsinden baktım. Özlem ne zaman öğrenmiştin bir daha söyle bana bir şey söyle. Ben bunu öğreneli yani 4-5 yıl oluyordu. Ha sen aradın. Aradım, ben aradım. Özlem aramış seni bak Yılmaz. Soyadı Özçelik olarak duydum. Ondan da aramıştım. Kuşadası'nda denmiş, oraya da bakılmıştı. Evet. Ulaşılamadı. Annemin de içindeydi. Bir gün annemi aradım. Annem bana söyledi. Sen ertesi gün de sizi aradınız. Ben direkt tuttum buraya, aranızda getirdim. Aranızda bir yaş var. Evet. Çok güzel değil mi abla? İşte iyi oldu yani. Evladını gördü. Tuttum direkt getirdim ben. Ya işte ben. Şu an var ya bütün yorgunluğumuza, o kadar çalışmamıza, o kadar emeğimize değiyor. Allah razı olsun gülüm. O kadar Allah mutluyum olsun, ki. Allah razı olsun. Hepiniz de. Teşekkür ederiz abla. Hepiniz de Allah'ın da razı olsun. Değil misin? Ha? Değilim. Özlem şuna çok kızıyor ya da Merve. Diyor ki beni 24, sen arıyorsun 4-5 yıldır da. Peki nasıl söyledi annen sana bir kardeşin olduğunu? Annem bana bir kardeşi olduğunu, annem tabii zamanında sıkıntılar çok yaşamış ilk kocasından dolayı. İki de ablam var. Onlar da kesinlikle üvey değildir benim için, canım ciğerimdir. Sen ikinci kocasından olan çocuksun. Evet. Evet. Yani hiç öyle üvey gözüyle bakmadık birbirimize. Babanız ayrı ama anneniz bir, evet. Onlar yine yaşça büyük olduğunu söyledi ama Özlem de ilk doğduğunda bir bebek, kış ayda bir bebek bir sokakta kalamaz. Hani kalsa da yaşatamaz. Ben bir araya gitmem lazım, çok acil. Tamam. Sonra çok önemli bir bilgiyi daha açıklayacağım. İzninizle bir araya gideyim, sonra bilgiyi de açıklayayım. Gözün aydın bir tanem. Teşekkür ederim. Gözün aydın. Bir ara. Ben sen değil.